Fenerbahçeli taraftarların çok yoğun bir transfer özlemi vardı. Haliyle inanılmaz bir ana yemeği başlangıçtan önce vererek adeta transfer sezonunu açtı Fenerbahçe. Arda arda 4 transfer duyurdu ki hepsi de kariyerli her taraftarın okey diyebileceği isimlerdi. Nokta transferdi. Devamı da geliyor. İşte sen değindin Jose Sosa'nın durumu. Orada söylediği, ilk basın toplantısında söylediği bir cümle var. O da biraz aslında oyuncuların psikolojisinin çok farklı yorumlanabileceğini gösteriyor. Şöyle dedi, belki de dedi önümüzdeki sezon da yarıda kalacak pandemi dolayısıyla. Yani %100 kafa rahatlığıyla sahada olmuyor futbolcular bu süreçte. Haliyle çok farklı bir sezon bizi bekliyor. Ben nasıl bir lig bekliyorum? Fenerbahçe kağıt üzerinde İyi bir kadro kurdu. Hı hı. Yani iki sezon önce geldi. Üçüncü sezonuna başlıyor Sayın Başkan Ali Koç. Orada aslında Türkiye gerçeklerinin üzerinde ya da ideal futbol atmosferinde gerçekleştirilebilecek yine kağıt üzerinde son derece iyi bir projeyle geldi. Ne dedi Sayın Başkan? Hı hı. Yaşlı oyunculara değil genç oyunculara yöneleceğiz. Ne dedi? Spontane taktiklerle değil belirli bir oyun tarzımız olacak. Buna göre bir teknik adam getireceğiz. Bu teknik adamın üzerine de sportif akıl olarak çok deneyimli birini getireceğiz. Ve dolayısıyla futbol anlayışı bakımından bir süreklilik yakalayacağız şeklinde özetlenebilecek bir yönetim anlayışıyla geldi. Ama tabii evde yapılan, ofiste yapılan hesap Türkiye futbol iklimine uymadı. Burada zaten Sayın Başkan kendi sorumluluğunu da üstüne aldı. 3-4 ay önce işte Habertürk Televizyon'da yaptığı röportajda. Aynı anda hem teknik direktörü hem kadroyu hem sportif direktörü değiştirerek büyük hata yaptım dedi. Sonunda şöyle diyeyim tırnak içerisinde anam babam usulü metotlara döndü Fenerbahçe. Evet. Ne gibi? Yüksek bedelli yapamıyor ama... İşte 35 yaşında Jose Sosa bir sezon öncenin en iyi oyuncularından biri. Tecrübeli ve garanti oyunculara kontra. Yöneldi. Gökhan Gönül, Fenerbahçelerin birçoğu memnun çünkü Gökhan 9 sene Fenerbahçe'de forma giymiş. Sembol isimlerden biriydi. Geri dönmesine mutlu ama 35 yaşında. Caner Erkin 32-33 yaşında. Bunun yanı sıra yine aklıma gelmiyordur ama vardır yine çünkü çok transfer oldu. Çok da iyi transferler aslında kağıt üzerinde ama riskli transferler. Yani demem o ki 2 sene önce Haziran'ın başıydı. 2018 Haziran'ında başkanlık seçiminde Sayın Koç söylediklerinin aslında transfer anlamında aksini gerçekleştirerek bugün kağıt üzerinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Ya Fenerbahçe'nin durumu kağıt üzerinde en iyi kadro gibi gözüküyor. En alternatifli en azından mevcut şartlar içinde.